Osman ne yapıyorsun yine ya? Yine Bitcoin'leri mi daldın? Ne yapıyorsun? Yok ya, bu sefer şu Xiaomi'nin Redmi modelleri tanıtılıyor bugün, onlara bakıyordum. Redmi He. Note falan. Nasıl, güzel ürünler var mı bari? Ya şöyle bir şey, zaten biliyorsun bayağı da tanıtılacağını biliyorduk biz bunlarla ilgili. Hatta bir tane de video çekmiştik ama oradaki verdiğimiz bilgiler yanlış çıktı. Ama neden yanlış çıktı? Şunu da belirtelim hemen. Normalde şimdiye kadar hep IPS LCD ekran olarak sızdırılmıştı. Son dakikada adamlar dedi ki biz buna AMOLED koyduk. Ki şimdiye kadar AMOLED ekran yoktu arkadaşlar Redmi serilerinde, biliyorsunuz. Redmi Note 9, Note 8, Note 7 hepsine bakın, hepsi IPS LCD ekranlardı. Fakat bu sefer AMOLED ekrana geçmişler. Tabi bunun iyi yanları da var, kötü yanları da var. İyi yanı ne? AMOLED ekran olması. Kötü yanı ne? AMOLED ekranın pahalı olması. Yani örneğin, şimdi ben genelde şunu düşünüyorum. Hani bu Redmi serisini falan öğrenciler çok tercih ediyor. Ve öğrenciler de telefonları biraz zor kullanıyor. Sinirleniyorlar. Kız arkadaşına sinirleniyor. Telefonu yere atıyor. Ha, ne oluyor? Ekran kırılıyor. Ekran kırılınca da dolayısıyla ekranı değiştirme ücreti diye bir sorun çıkıyor ortaya. Normalde IPS LCD'de 200 lira veriyordun, değiştiriyordun. Ama AMOLED ekranda arkadaşlar bu fiyat 10 katına kadar çıkabiliyor. Yani 1500 lira falan vermeniz gerekebilir. O yüzden artık Redmi Note 10 ya da işte Note 10 Pro Max, artık hangisini alırsanız. Düşürmeyin diyorsunuz. Düşürmeyin. Sinirlenince telefona kötü davranmayın. Telefonu bir kenara koyun ya da kılıfını çıkartın, kılıfını falan atın. Kötü yani. Madem bu Redmi Note 10'lardan bahsettik, biraz daha açalım olayı. Kamera tarafında da bir geliştirme söz konusu. Özellikle Pro Max'te. Bunda 108 megapiksellik bir kamera var ama bu kamera Samsung'un Amiral gemisi modellerinde kullandığı kamera. Mesela şu an bu videoyu çektiğimiz. Şu anda bu videoyu biz S20 Ultra ile çekiyoruz. Yani S20 Ultra'daki... S21 Ultra. Dolayısıyla bu S21 Ultra'daki video performansının böyle belki birazı Redmi Note 10 Pro'da da ya da Pro Max'te de karşımıza çıkabilir. Biraz diyorum çünkü arkadaşlar biliyorsunuz kamera sadece hani sensörden ibaret bir olay değil. Tabii yazılım da var. Arka planda çok farklı donanımlar, bileşimler söz konusu. Ama kaliteli bir kamera olduğunu söyleyebiliriz. Bu zamana kadar Redmi serisinde özellikle Note 9'da, Note 8'de falan kamera tarafına o kadar önem vermiyordu şu an. Neydi? İşte fiyat performans telefonuydu. Teknik özellikleri, spekleri biraz daha iyiydi. Ama şimdi mesela bu nesilde ben görüyorum ki kameraya da önem vermişler. Dolayısıyla kamera tarafında daha güçlü bir telefon karşımıza çıkacak. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Zaten teknik özelliklere baktığımız zaman da böyle çok absürt bir gelişme yok. Snapdragon 732G Yonga setiyle geliyor. Burada zaten performans sorunu ortaya çıkmayacaktır. Hatta şunu söyleyebilirim. Redmi Note 9 Pro da alsanız, hatta Redmi Note 9 Pro'daki Yonga setini de bu telefona koysanız yine performans sorunu ortaya çıkmayacaktır. Çünkü artık ben Yonga setlerinin belli bir seviyeye geldiğine inanıyorum ve hani uygulamalara ya da oyunlara baktığımız zaman da böyle aman aman telefonları zorlayacak, kasacak uygulamalardan, oyunlardan söz etmek çok da mümkün değil. İşte en zoru nedir? PUBG'dir. İşte Asphalt, Legends falan var 9. Onlar çok kasıyor ki bu işlemci onları hayli hayli sallayarak oynatır. O yüzden hani Yonga seti tarafında bence soru işareti kalmamış. Batarya miktarı yükseltmiş. 5020 mAh'a çıkmış batarya. Yine burada 33 watt hızlı şarj teknolojisinden bahsediliyor. Bu yarım saatte %60 falan şarj edebiliyor telefonu. Yani telefonu şarja taktığınız anda arkadaşlar bu bataryayı yarım saatte %60 seviyesinde şarj edebiliyorsunuz ki bence bu hızlı şarj olayı çok önemli. Çünkü benim mesela önceki telefonumda hızlı şarj yoktu fakat şu anda kullandığım işte Oppo Reno 3 Pro'da var. Mesela %10 şarjı kalmış oluyor. 5-10 dakikaya çıkacak oluyor. Takıyorum 2 dakikada bakıyorum %40-%50 olmuş. Çok mutlu oluyor insan yani o kadar kısa süre içerisinde şarjı bu kadar çabuk dolunca. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu telefonlarda arkadaşlar teknik özellikler genel bazda aynı. Yani duyurulan Redmi Note 10 ailesinde böyle aman aman bir farklılık söz konusu değil. Burada aslında biraz Xiaomi Apple gibi yapmış. Yani Apple'da nedir? iPhone 12 mini var. İşte iPhone 12 var. Pro var. Pro Max var. Teknik donanıma baktığın zaman arada böyle uçuk kaçık şeyler yok. Bunlarda da aynı şekilde arada uçuk kaçık farklılıklar bulunmuyor. Dediğim gibi 3 telefonda da süper AMOLED ekran var. Özellikle Pro Max'te 120 Hz'lik bir ekrandan bahsedebiliriz arkadaşlar ki bu da bu telefonu biraz orta segmentin yukarı çıtalarına taşımış. Dolayısıyla bu telefonun ülkemizdeki fiyatı da muhtemelen 4000 liradan aşağı olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Şimdi diğer Redmi Note modellerine baktığımız zaman çıkış fiyat aralıkları belliydi.
Hatta son Redmi Note 9 serisi 3000 liralardan çıkmıştı, böyle 3300 vesaire gibi. Ama dediğim gibi Redmi Note 10 Pro Max bence 4000 liradan aşağıya gelmeyecektir diye düşünüyorum. Hani olabilir, biliyorsunuz şu an ülkemizde üretim yapacak. Belki bu üretimi, bu telefonları Türkiye'de üretme kararı alır. Böyle bir karar alırsa zaten biliyorsunuz ülkemizde üretilen telefonlarda bir indirim olacağı söylenmişti direkt olarak bu şirketlerin ülke müdürleri tarafından. Dolayısıyla böylece bu telefonu daha ucuza alma imkanımız da olabilir diyorum. Tabii önümüzdeki günlerde bize teste gelecektir bu telefonlar. Türkiye'ye geldiğinde fiyatı da zaten belli olacaktır. Ona göre bir fiyat performans analizi gerçekleştiririz. Şimdilik ilk bakışımız bu şekildeydi telefonlara. Yani ben hoşuma gitti tasarım olarak. Arka kamera tasarımı falan biraz daha güzelleştirmişler. Yeni gelen özellikler olarak örneğin bu kameranın 108 megapiksele çıkması, orada Samsung'un gayet kaliteli sensörlerinin kullanılması, batarya miktarının özellikle 5020 mAh'a çıkıp 33 watt hızlı şarja desteklenmesi vesaire, tam ideal bir telefon olmuş. Hele fiyatı da böyle 4000 liranın aşağısında olursa, ki inşallah olur, gerçekten arkadaşlar tam böyle bir fiyat performans telefonu olur. Her türlü amiral gemisi modeliyle de yarışır diyebiliriz. Ben bu kadar söylüyorum Özgürcet. Maşallah çok konuştun Osman ya, dedim araya girmeyeyim, rahatsız etmeyeyim seni. Ya bakıyordum öyle, sen de birden gaza geldim böyle. Beğendin mi peki telefonları sen? Ya işte diyorum ya, fiyatına bağlı. Şöyle 4000 liranın aşağısına gelirse bu programı istedikleri. Çok beğenirim diyorsun. Çok beğenirim. Ya almam ama. Peki yurt dışı fiyatları açıklandı mı? Yurt dışı fiyatları açıklandı. Bu Pro Max'in mesela 220 euro gibi bir fiyatı var Avrupa için. Şimdi 220 euro biliyorsun ama Türkiye'ye geldiği zaman kaçta çatlıyor, ne oluyor pek belli olmuyor. Yani onu şöyle hesap et, 10-12'ye falan çıktı artık. Yani euroyu 12 alman gerekiyor. Bazen 15'e falan çarpmak gerekiyor. Yani 12 ile çarpsak yine dediğim gibi 4000 liranın aşağısında kalır zaten. 220 euro çünkü. Tabii burada bir de dahili depolama 64, RAM de 6 GB falan. Tabii burada şey de önemli, mesela şu da olabilir. Dahili depolama 64 kime yeter, kime yetmez, bunu biraz kestirmek zor. Artık çünkü biliyorsun çoğu telefonda 128 GB'ı herkes istiyor. Ki geçen sene de mesela herkes 128 alayım kafasındaydı. Dolayısıyla burada 64'ün ben hani ne bileyim giriş seviyesinde kaldığını düşünüyorum artık. 128'lik tercih edecektir muhtemelen yine insanlar. Çünkü şöyle bir şey, hani yıllar ilerledikçe telefonu değiştiriyor insanlar ama telefonu aktarma olayı var biliyorsun. Şimdi eski fotoğraflarını silmiyor ki. Evet. Ne yapıyor? Onun yeni neslini aktarıyor. 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık birikiyor. Katlanarak geliyor. Dolayısıyla katlanarak geldiği için sürekli olarak yer açmak gerekiyor telefonda. Mesela benim şu telefonda yaklaşık olarak 128 GB'dan fazla telefon falan şey, telefonun video, fotoğraf vesaire var. Niye? Nereden baksan bir 10 yıllık şey var içinde çünkü. Fotoğraftır, videodur vesairedir. Allah'tan telefon 256 GB'ti. Kurtarıyor bizi yani. Yoksa öbür türlü. Sor. Ben burada kime üzülüyorum biliyor musun? iPhone kullananlara. Evet. Hele bir de onların 32 GB'lıkları falan vardı ya, ki inanıyorum hala onları kullanan da bayağı bir vardır. Var var. Onlar bir de güncelleme geldi mi tırım tırım yer açmak için böyle. Onların işi zor gerçekten yani. Evet. Apple'da öyle bir sorun var. Çünkü yaşadım biliyorum. Yaşadım. Apple mağdur oldum diyorsun öyle mi? O yüzden bıraktım işte ya. İyi yapmışsın. Böyle olmuyor işte. Tamam, o zaman biz de merak ediyordur okuyucularımız muhtemelen. Bayağı bir güzel sen detay verdin yeni modeller. Yani geldiğinde zaten inceleyeceğiz arkadaşlar. Detaylı bir inceleme yapacağız böyle. Şimdilik tanıtıldığı kadarıyla özellikleri. Ki dediğim gibi sızdırılan özelliklerin çoğu yanlış çıktı ilk etapta. Bayağıdır konuşuluyor bu telefonlar. Yani dünyada ondan önceki gün değil. 2 hafta, 3 hafta öncesinde kesin diye sızdırılan özellikleri. Şimdi gördük ki hiçbiri kesin değilmiş. Evet. O zaman kapatalım mı Adem Osman'cığım, ne o diyorsun? O zaman kapatalım, ben takipçilerimize hoşça kalın diyorum. Kolay gelsin diyorum ben de. Teşekkür ederiz bilgiler için. Evet.